2003'te Philadelphia şehrinde 391 cinayet işlendi. Bu o vakalardan birinin hikayesi. Yukarı Southampton, Philadelphia dışı. Merhaba. Sana iyi haberlerim var ama burada anlatamam. Sonra konuşuruz, tamam mı? Fey ve ailesi buraya eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Moldova'dan gelmişlerdi. Teşekkürler. Hoşça kal. Fey, bunu daha önce başka hiçbir çalışana söylemedim ama bu kadar çok çalışmayı bırakmalısın. Biliyorum, biliyorum ama yapacak çok iş var. Hadi, gel seninle dışarı yürüyeyim. Fey topluluk arasında saygı gören biriydi. Onu tanıyan herkesi bir araya getiriyordu. İyi geceler İlya. Sana da Fey. Hoşça kal. Fey babasını ziyaret edecekti. Kocası ve oğlu onun hastaneye gitmesini bekliyorlardı. Fey o akşam babasını ziyarete gitmedi. Cinayetler Şehri. 29 Aralık 2003, akşam 8:40. Kuzeydoğu Philadelphia. Lütfen mesajınızı bırakın. Hey, bu üçüncü mesajımız. Endişelenmeye başlıyoruz. İşte takılıp kaldıysan lütfen arayıp haber ver, tamam mı? İş yerini bir daha deneyeyim. Faison'un ailesi onunla Philadelphia'daki Nazareth Hastanesi'nde buluşup Fey'in babasını ziyaret edeceklerdi. Adam hastanede yatıyordu. Fey'in kocası Alex, oğlu Eugene ve yeğeni Michael onun gelmesini bekliyorlardı ve endişeleri gitgide artıyordu. O hastaneye gelmedi, kendi babası için bile telefonuna cevap vermiyor, geri aramıyor. O böyle yapmazdı. İyi bir açıklaması olduğuna eminim. Onlar birbirine çok yakın bir aileydi. Gelmesi gereken bir yere gelmediyse bir sorun olmalıydı. 2 saat geçti. Ancak kadın ortaya çıkmadı. Jean, neden Michael'la ofisine gidip onu bulmaya çalışmıyorsunuz? Gidin. Yukarı Southampton, Philadelphia dışı. Fey'in ofisi üst Southampton bölgesinde Kuzeydoğu Philadelphia'dan yaklaşık 10 kilometre uzaktaydı. Gördün mü, geç saate kadar çalışıyormuş, sana demiştim. Aracını gördüler ve rahatladılar. Fey işteydi, hala işteydi ve aracı oradaydı. Anne, burada mısın? Anne! 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 Onu yerde yatar halde buldular. Her yerde kan vardı. Vahşice bıçaklanmıştı. Üst Southampton bölgesi polisiyle birlikte Philadelphia'nın komşu Banks bölgesinden dedektif Frank Broom vakaya atandı. Üst Southampton çok güvenli bir bölgedir. Ancak bir cinayet işlendiğinde herkes vakaya yardımcı olur. Grubun partneri Mark Zelinski olay yerine varmıştı bile. Aile? Evet, onlar bulmuş. 911'i iki erkek çocuğu aramıştı. Olay yerinin dışındalardı ve üzgün oldukları belliydi. Onların ihtiyaçlarına sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Bu aşamada bunları dikkate almak gerek. İçeri bir bakalım.
Dedektifler ofise girip Fay'in cesedine baktılar. Kana dikkat edin dedektifler. İçeri girer girmez yerde yüzüstü yatan bir kadın cesedi görmüştük. Yüzünde, boynunda ve göğsünde bıçak yaraları vardı. Kafasının yanında da bir kan havuzu oluşmuştu. Etrafta bıçak görüyor musun? Hayır. Ama burada kandan fazlası var. Yaralanmalar da vardı. Yüzünde, dudak bölgesinde, yani kurban yere yapıştırılmış gibi duruyordu. Şiddet görmüştü. Ceketin duruşuna bak. Ceket kolunun yarısına kadar inmişti. Sanki ceketini çıkarıyor ya da onu giyiyor gibiydi. Sanki içeri girdiğinde üstüne atlamış. Olabilir. Ya da onunla birlikte içeri girmiştir. Dedektifler şaşkındı. Kendilerine kurbanın binadan ayrıldığı söylenmişti. Şimdi geri dönüp saldırıya uğrayıp uğramadığını merak ediyorlardı. Bir şey görmedik. Etraf karıştırılmamış, ortalık dağıtılmamıştı. Buradan birlikte çıktıkları iş arkadaşı buraya geliyor. Burada nakit tutmadıklarını söylüyor. Alacak hiçbir şey yokmuş. Soruşturmanın bu aşamasında cinayet sebebinin hırsızlık olup olmadığını bilmiyorduk. Bıçak yaraları nedeniyle kesici bir alet arıyorduk ve ofiste bir bıçağa da rastlayamadık. Bu da bize suçu işleyen kişinin olay yerinden ayrılırken silahı da yanında götürdüğünü gösteriyordu. Katil izlerini örtmeye çalışmış olsa da geriye bir şey bırakmıştı. Burada ne var böyle? Cesedin yanında yerde bir parça siyah plastik vardı. Bir bıçak sapıydı. Boğuşma sırasında kırılmış olabilir ve zeminde kalmış olabilirdi. Bu sapıysa bıçak nerede? Dedektifler cinayet silahının geri kalanını bulmaları gerektiğini biliyordu. Ancak bu sırada dikkatlerini Fay'in aracına verdiler ve suça dair daha net bir resim oluştu. Araç, garaj yolunun yanında, binanın yan tarafındaki merdivenlerin önünde duruyordu. Acelesi varmış gibi görünüyor. Aracı park edip fırlamış. Biri işten ayrılmış, sonra sanki bir şey unutmuş da hızla koşarak ofise dönmüş ya da ofise geri çağrılmış gibi duruyordu. Çantası burada. İçindeki cüzdanı görebiliyorum. İçeride bir kadının çantası vardı. Ön koltuk arasında, yani ikisinin arasındaydı ve cep telefonu da araçtaydı. Araca bakınca bir soygun değil gibi görünüyordu. Yani biri Fay Zonis'in ölmesini. Sadece bunu istiyordu. Herkes pasta istiyor mu? Dinleyin, ben bunun için buradayım. Fay'in ölümü onu tanıyan herkesi yıktı. Fay'in iş arkadaşları onu seviyordu. Ailesi ve arkadaşları da seviyordu. Her yer pasta oldu. Toplum tarafından seviliyordu ve iyi tanınıyordu. Onu tanımasanız da adını biliyordunuz. Herkesin sağlığına. Fay bu topluluğun güvenilir yüzüydü. Kimse böyle bir şey olmasını beklemiyordu. Tamam, şerefe. Soygun olası bir sebep olmadığında, dedektifler Fay'in öldürülme nedeni olarak tüm olasılıkları göze almalıydı. Bu aşamada bir aile üyesi mi, arkadaş mı, bir iş arkadaşı mı yoksa sokaktan geçen biri mi olduğunu bilmiyorduk. Fay'in arkadaşı sorgu için çağrıldı ve dedektiflerle konuştu. Onu canlı gördükten sadece birkaç saat sonra. Bana bugün olanları anlatır mısınız? Ofiste sıra dışı bir şey oldu mu? Hayır, bir şey olmadı. Sıradan bir gündü. İş arkadaşı bize ikisinin binadan aynı anda ayrılıp kapıyı kilitlediklerini ve ikisinin de arabalarına bindiğini söyledi. Saat 6 civarıymış. Ayrılırken sıra dışı bir şey fark ettiniz mi ya da şüpheli birini? Öyle bir şey yoktu.
Arabasına gitmiş olduğunu biliyorduk ama ya iş yerine geri götürülmüştü ya da kendisi gitmişti. Fey'in biriyle bir sorunu olsa bunu bilir miydiniz? Size anlatır mıydı? Evet, bana her şeyi anlatırdı ama bir şey demedi. Konuşmadık. Dedektifler soruşturmalarına devam ederken, yolun 1,5 kilometre kadar aşağısındaki bir gelişme dikkatlerini çekti. İş arkadaşını sorgularken başka sokaktaki polislerden birinden bir çağrı almıştık. 930'dan merkeze. Bir motorlu aracı durdurmuş ve aracın çalıntı olduğunu öğrenmişlerdi. Devam et 930. Bir motorlu araç durdurdum. Kahverengi, Pensilvanya plakalı. Nereden geldiğini bilmek istiyorduk. Sizi neden durdurduğumuzu biliyor musunuz? Evet. Sen bir polissin. Pantolonunda insan kanı var gibi görünüyordu. Pantolonunda kan var. Yardım çağırın. Bizim meslekte tesadüflere nadir rastlanır ve derhal onu bir şüpheli olarak gördük tabii ki. Araçtan in, ellerini görebileceğimiz bir yerde tut. Merkez destek gönderin, şüpheliye silah doğrulttuk. Hemen! Yukarı Southampton, Philadelphia dışı. Fay Zonis'in, Philadelphia'nın hemen dışındaki ofisinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasından birkaç saat sonra, polis çalıntı bir araç kullanan bir adamı çevirdi. Arabadan in, ellerini görebileceğin bir yerde tut. Onunla konuşan memur pantolonunda kan olduğunu fark ediyor. Derhal bizimle temas kurdu ve bize sorgulamaya devam etmek için bu kişiyi merkeze getireceğini söyledi. Bıkas County dedektifi Mike Mozniak, şüpheliyi sorgulamak üzere onlara katıldı. Ray Archibald adında bir adam. Çalıntı bir araç kullanıyorsun Ray ve pantolonunda kan var. Bu akşam bir kadın senin çevrildiğin yerden 1,5 kilometre kadar uzakta bıçaklandı. Ne? Şaka yapıyor olmalısınız. Benim onunla bir ilgim yok. Bize pantolonundaki kan lekesinin birkaç gün önce girdiği bir kavgadan kaldığını söylemişti. Bu gece evdeydim. Anneme sorun. Annesiyle kavga ettiğini ve o tartışmadan sonra evden öfkeyle ayrıldığını söyledi. Annesi polisi aramıştı ve arabasını aldığını söylemişti. Yemin ederim bununla bir ilgim yok. Öleceğini unutma Ray. O kadını ben öldürmedim. Orada değildim. Öleceğini unutma. Dedektif Groom'u, koridordaki meslektaşı dedektif Mark Zelinski böldü. Ne oldu? Bir şey bulduk Ray'in arabasında. Araç koltuğunun altında bir bıçak bulduk. Ve kurbanda bıçak yaraları olduğu için bu ilgimizi çekti. Bu daha iyi. Ray Archibald sadece çalıntı bir araçtan fazlası için aranıyordu. Montgomery County'deki bir kuru temizlemeci soygunuyla bağlantısı nedeniyle aranıyordu. Ayrıca Bucks County'deki bir soygunla ilgili de aranıyordu. Tanıdık geliyor mu? Hayır. Bıçaklara ilgin var gibi görünüyor Ray. Öyle değil mi? Bizler tesadüf işinde değiliz. Bizler gerçek işindeyiz ve gerçekler onun bıçaklı soygunlardan arandığı, pantolonunda kan lekesi olduğu ve suç gerçekleştikten sonra o bölgede dolaşıyor olmasıydı. Bunun bizim şüphelimiz olma olasılığı çok yüksekti. Ray, ayağa kalk. Üzerini çıkar. Ne? Fay Zonin'in cesedindeki müdafaa yaraları nedeniyle polis onun mücadele ettiğine inanıyordu. Katil Ray Archibald ise üzerinde bunu kanıtlayacak yaralar olabilirdi. Bunu şimdi yapabilirsin ya da arama emri çıkartabilirim. Birkaç gece önce bir kavgaya tutuştuğunu söylemiştin. Kazandım.
Bu kişinin kurbanımızla mücadele ettiğini düşünüyorduk. Vücudunda bazı yaralar olmalıydı ve bu kişide hiçbir şey görülmüyordu. Bakın, diğer şeylerden beni yakaladınız. Ama bu cinayet, neden söz ettiğinizi bilmiyorum. Bize bölgedeki hırsızlık ve soygunlardan sorumlu olabileceğini söyledi, ancak bu cinayetle ilgisi olmadığını söylüyordu. Uymayan şey sadece yaralarının olmaması değildi. Testlerde Ray'in pantolonundaki kanın Faye'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Ve annesi hikayesini destekledi. Cinayet işlendiği sırada onunla birlikteydi. Bu kişinin cinayetle bir ilgisi olmadığı ortaya çıkmıştı. Ray Archibald, Faye cinayetiyle ilgili olan iddialarından aklandı. Kuzeydoğu Philadelphia. Dedektifler artık Faye'ye en yakın olanları olası şüpheliler olarak görmeliydi. Çok derinden etkilenmiş görünse de, Faye'in kocası Alex de sorgulandı. Bize olanları anlatmanız gerekiyor. Hastanede olmamız gerekiyordu. Onun ayrılacağı zamanlarda iş yerinden ona ulaşmaya çalıştık ama telefonu açmadı. Ona ulaşamadık. Alex onunla saat 6 civarında temas kurmaya çalışmıştı. O saatlerde işten ayrılıyor olması gerekiyordu. Birkaç kez onu aradı ama yanıt alamadı. Biz gitmeye karar verdik. Onun geciktiğini ve bizimle daha sonra hastanede buluşacağını düşünüyorduk. Yani ya evde ya da hastanede olduğunuzu, başka bir yerde olmadığınızı mı söylüyorsunuz? Evet. O noktada herkes bir şüpheliydi. Herkesle konuştuk. O noktada kimseyi elemiyorduk. Ondan karısı ve ailesi hakkında bazı bilgiler vermesini istedik. O da anlattı. Ailenizle birlikte ne zamandır Philadelphia'dasınız Bay Zonis? Uzun zaman oldu. Philadelphia bizim evimiz. Faye ve kocası Amerika'ya 1990 yılında eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Moldova'dan gelmişti. Teşekkür ederim. Yarın nerede olacağımı biliyorum. Nerede? Bakım mühendisi. Hepimize destekleri de olacak. Hayatta büyük bir adımdı. Tüm bu değişim, iki küçük çocukla farklı bir ülkeye gelmek, nereye gideceğini bilememek, bu ülkede neler olacağını bilememek, hatta bu ülkede hayatta kalıp kalamayacağını bile bilememek. Havalandırma ekipmanlarının kurulumu, kapatılması ve çalıştırılmasında baş mühendise yardım etmek için biri aranıyor. Philadelphia'daki Birleşik Devletler Federal Hükümet Binası'nda. Güzel. Çok güzel. Faye ve kocası fırsatlar ülkesinde yaşayacak olmaktan mutluydu. Buraya gelmek isteyen pek çok Rus gibi bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlardı. Peki ya sen ve Faye? Ne demek istiyorsunuz? Evlilikte bir sorun var mıydı? Kavga falan? Bizim de herkes gibi bazı anlarımız oluyordu. Bize onun ve Faye'in iki kez ayrıldıklarını söyledi. Bir kere Sovyetler Birliği'ndeyken, bir kez de Philadelphia'da ayrılmışlar. Ancak birlikte kalmışlar. Sadece karı koca olarak ayrılmışlar. Alex onlara Faye'yle yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Bay Zunis, böyle bir vakada herkesi ve her şeyi kontrol etmeliyiz. Anlıyorum. Biraz araştırma yaptık. Alex Zonis'in hikayesinin doğru olduğunu belirledik. Cinayetten iki gün sonra hala bir şüpheli ve cinayet sebebi aranıyordu. Polis Faye Zonis'in cep telefonu kayıtlarında olası bir ipucu bulmaya çalışıyordu. Pekala, şuna bak. Burada çok fazla arama var, aynı numara. Notu aldık o gün, bir numarayla en az 15 kere görüşmüştü. Hayatını kaybettiği gün yani. İyi, kimin aradığını bulalım.
Dedektifler Feyzonis'in cep telefonu kayıtlarına bakarak öldürülmesinden önceki günler ve saatlerde kiminle konuşmakta olduğunu bulmaya çalışıyorlardı. Orada görüyorsun. Neredeyse her saat başı. Her saat 1, 2, 3 sırayla. Hepsi aynı numara. Evet, aynı numara. İyi, kimin aradığını bulalım. Polis Zonis ailesinin Paul Goodman adında bir arkadaşlarına ulaştı. Paul ve karısı Irina da Philadelphia'daki Rus asıllı topluluğun bir parçasıydı. Faye Amerika'ya ilk geldiğinde Rus göçmenlere bilgisayar dersleri veriyordu ve Paul onun öğrencilerinden biri oldu. Sonra aileleri arkadaş oldu. Goldman'ın ailesi ve Zonis ailesi tatilleri birlikte kutluyorlar, birbirlerinin özel günlerine katılıyorlardı. Şerefe. Şerefe. Bir aile dostunun cinayet günü 7 saatlik bir sürede 15 kere onunla konuşmuş olması dikkatimizi çekti ve Bay Goldman'la ilgilenmeye başladık. Dedektifler Faye'in Paul Goodman ve ilişkisini anlamak için kocası Alex'le konuştu. Akla ilk olarak evlilik dışı ilişki, gizli kapaklı yürüttükleri bir şey geliyor. Bay Zonis, gördüğünüz gibi karınız ve Paul Goodman arasında çok fazla iletişim var. Ailelerimiz birbirine hayli yakındı. Çok yakınsınız anlıyorum ama Bay Zonis, bunu sormam gerekiyor. Faye'in Paul'le bir ilişkisi olabileceğini düşünüyor musunuz? Paul ve Faye arasında bir ilişki olup olmayacağını ona sormuştuk ve hayır demişti. Paul Goldman bir dostumuz. Aileme böyle bir şey yapmaz. Bana böyle bir şey yapmaz. Faye'in kocası Alex, karısı ve Paul Goldman arasındaki temastan şüphelenmiyor olsa da dedektifler şüpheleniyordu. Kendi kendimize telefonda tartışıyorlar mıydı, daha sonra buluşmayı mı planlıyorlardı diye sorular soruyorduk. Bilmiyorduk ve bir an önce Paul Goldman'la konuşmalıydık. Dedektiflerin aramalarına dair hala birçok soru var. Paul Goldman ve karısı Irina'dan polis merkezine gelmelerini istediler. Ama onları ayrı sorguladılar. İlk olarak Paul'ün Faye ile ilişkisini belirlemeye çalıştık. İlişkilerinde ya da ailelerinde bir sorun olup olmadığına karar vermek istedik. Anladığım kadarıyla Faye ile çok yakındınız. Öyle değil mi? Tabii. Evet, çok çok yakındık. Başka bir şey var mıydı? Fiziksel bir şey? Hayır. Hayır, hayır asla. Ailelerimiz çok eski dosttur. Bir aile dostunu 7 saatlik bir zaman diliminde neden 15 kez aradığını bilmek istedik. Ve bu bize tuhaf görünüyordu. Faye ve Alex'in dostu Paul Goldman aramaları yaptığını kabul etti. En azından bazılarını. 5-6 kez konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sadece 5-6 kez mi? Emin misiniz? Evet, eminim. Paul bize almayı düşündüğü bir gayrimenkul hakkındaki mortgage yatırımı için onunla konuştuğunu söyledi. Alo? Pek çok sorum vardı. İşteydim ve tek seferde sadece birkaç dakika konuşabiliyordum. Sonra bir soru daha sormak için yine arıyordum. Paul bize onunla en son saat 5.45 dolaylarında konuştuğunu ve Faye'in kendisine sana iyi haberlerim var dediğini ve daha sonra tekrar arayacağını söylediğini belirtti. Ve sonra sanırım her şey o zaman gerçekleşti. Çok üzgün görünmüyordu. Faye hakkında ya da ölümü hakkında konuşurken üzüntülü bir durumu yoktu. Paul, Faye'in öldürüldüğü gün neler yaptığını bana anlatmanı istiyorum. Tüm gün işteydim. Her zamanki gibi. Sonra karımla birlikte alışverişe gittik. Bize New Jersey'deki bir dükkana gittiğini, radar dedektörü aldığını ve sonra başka bir dükkana gidip orada da alışveriş yaptığını söyledi.
Paul cinayet günü nerede olduğunu anlatırken, dedektif Zelinski de yan odada karısı Irina'ya benzer sorular soruyordu. O gün erken saatlerde oğlumuzu görmek üzere hastaneye gittim. O çok hasta. Goldman'ların yaklaşık 22 aylık küçük bir çocukları vardı ve çocuk hayatının büyük bölümünü hastanede geçirmişti. Ve Irina bebeği neredeyse her gün ziyaret ediyordu. Peki ya Paul? O tüm günlerdeydi. İşteydi. Peki günün ilerleyen saatlerinde? Alışverişe gittik. Bize o gün birlikte olduklarını ve alışverişe çıkıp bir radar dedektörü aldıklarını söyledi. Ve Paul daha sonra onunla birlikte New Jersey'deki makyaj malzemesi dükkanına gitmişti. Aynı hikaye. İşe gitmiş, sonra alışverişe gitmişler. Radar dedektörü ve makyaj malzemesi almışlar. Pekala. Hikayeler uyuyor. Sanırım onları bırakacağız. Pekala Paul. Yardımın için teşekkürler. Irina seni bekliyor. Yardım edebildiğime sevindim. Paul, eline ne oldu öyle? Önemli bir şey değil. Yok, önemli değil. Önemliye benziyor. Bir bakalım. Elinde hayli derin yaralar vardı. Özellikle parmaklarından birinin ekleminde. Ondan bu yaraların nasıl olduğunu söylemesini istedik. Bana elini nasıl kestiğini söyler misin? Anlaşılan dikişlere ihtiyacın olacak, Paul. İki parmağında açık kesikler görülüyordu. Böyle bir yaralanma genelde bıçak tutan bir saldırganda görülür. Bıçaklamayı yapan kişide yaralar, kesikler bulunur. Özellikle de eklemlerinde ve parmak boğumlarında. Bu nasıl oldu? Bize evinin garajında odun kestiğini, eline baltayla vurduğunu ve yaralanmaya bunun sebep olduğunu söyledi. Odun keserken. Böyle şeyler olur, öyle değil mi? Evet, böyle şeyler olur. Şimdi izin verirseniz bir sigara içmeliyim. Tabii, işimiz bitti. Paul'ün bir suçlu geçmişi yoktu ve bir trafik cezası için bile aranmıyordu. Onu tutuklamak için geçerli bir sebep yoktu. Biz de gönderdik. Tamam Irina, her şey tamam. Gidebilirsin. Paul dışarıda seni bekliyor. Sen ayrılmadan önce son bir şey daha. Paul'ün elinde derin bir kesik var. O nasıl oldu? Oturma odasında şöminenin yanında odun kesiyordu. Oturma odasında mı? Evet. Dışarısı soğuktu. Tamam Irina. Müsaadenizle. Zaman ayırdığın için teşekkürler. Paul ve karısı Irina'nın hikayeleri aynı olayları anlatıyordu. Ama mekan farklıydı. Onlara Paul'ün odun kesme hikayesini anlattı ancak dedektiflere bunun evin oturma odasında olduğunu söyledi. Paul ise garajda olduğunu söylemişti. Bu bizim için tam bir kırmızı bayraktı çünkü biri bir hikaye anlatırken başkası farklı bir hikaye anlatmıştı. Ve bu olay gerçekleşirken ikisi aynı yerde olmalıydı. Dedektiflerin elinde Feyzonis cinayetiyle ilgili yeni bir şüpheli vardı. Aile dostları Paul Goldman. Ancak henüz ellerini açık etmeyeceklerdi. Onun şüpheli olduğunu bilmesini istemiyorduk. Rahat olmasını ve hayatına olabildiğince normal devam etmesini istiyorduk. Ve sonra bir kuaförde çalışan Faye'in kardeşi Ludmila geldi. Ve Paul Goldman hakkındaki şüphelerini belirtti. Faye kuaförüme sürekli hep aynı saatte gelirdi. Daima aynı sandalyeyi ve aynı stilisti istiyordu. Onun için terapi gibiydi. Peki Paul Goldman'ı tanıyor musunuz? Ne yazık ki evet. Paul Goldman'dan hoşlanmadığı çok belliydi. Paul'ün kız kardeşini fazla kontrol ettiğini düşünüyordu ve gerekenden fazla hayatına dahil olduğunu söylüyordu. Bunu hep tuhaf buldum. Arayıp ne zaman geleceğini soruyor. Sonra da arayıp ayrılıp ayrılmadığını soruyordu. Ludmila bize bazen Paul'ün de onunla birlikte geldiğini söyledi ve bir keresinde Paul
tuvaleti kullanmaya gidince Faye kız kardeşine beni rahat bırakmıyor diye şikayet etmişti. Buna dayanamıyorum. Beni sürekli kontrol ediyor dedi. Bir ilişkisi olduğundan söz ettim size. Asla. Faye'in gizli bir hayatı olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü kız kardeşi bile ilişkisi olup olmadığından emin değildi. Ancak Faye ve Paul'u tanıyanlar daha fazlasından şüpheleniyordu. Çok sayıda aile üyesi bize ilişkilerinin arkadaşlıktan fazlası olduğunu söyledi ve bir dedikodu dolaşıyordu. Pek çok kişi Paul ve Faye'i sadece görmekle kalmadıklarını, onların kendilerinden birlikte olduklarını gizlemelerini istediklerini söyledi. Dedikodular büyümeye başladı. İlişki konusunda pek çok hikaye dolaşıyordu. Kimse bugün bile neyin doğru, neyin yanlış olduğuna emin değil. İkisi arasındaki ilişki bu davanın cinayet sebebi olabilirdi. Radio Philadelphia'ya hoş geldiniz. Faye ve Paul hakkındaki hikayeler büyürken, dedektifler Goldman ve karısı Irina'nın söylediği bahaneden daha çok şüphelenmeye başladılar. Yaptığımız şeylerden biri, cinayet saatinde gittiklerini söyledikleri New Jersey'deki iki dükkana gitmekti. Aldın mı? Her ikisini de. Mağaza yönetimiyle ve güvenliğiyle konuştuk. O tarih ve saatteki güvenlik kamerası görüntülerini izlememize izin verdiler. İşte orada, tam zamanında. Irina'nın dükkana gelişini izledik. İçeri yalnız giriyor. Etrafta dolaşıp bakınıyor ve satış sorumlusuyla konuşuyordu. Paul'dan iz yok. Kasadaki görüntülerine bakalım. Sonra kasadan ayrılıyor ve doğruca çıkışa doğru gidip oradan çıkıyor. Ve orada da yine tek başına. Yine yalnız. Paul'un bahanesi geçersizdi. Mağazaya gittiği konusunda yalan söylemişti. Karısı Irina da öyle. Ne kadar izlersek bu adamın o kadar şüpheli olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak elimizde hala birinci derece cinayet şüphesiyle tutuklanmasına yetecek kadar kanıt yoktu. İşte o anda çöplerini karıştırmaya karar verdik. Biri öğle yemeği siparişi mi verdi? Çok komik. Önce imzalaman gerek. Davalarını güçlendirmek için dedektifler gizlice nehrin karşısındaki New Jersey'de oturan Paul Goldman'ın çöplerinin toplanmasını sağladı. Çöpte elini sarmak için kullandığı sargıyı bulduk. Buna inanmıyorum. Faye'in fotoğraflarını bulduk. Vay canına. Fotoğraflarını atıyor. Kendisinin Faisonis'le bağlantısını ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bu adam geçmişinden kurtulmaya çalışıyordu. Bu nesneleri çöpte bulduktan sonra Paul'u yeniden ikinci kez sorgulama zamanının geldiğine karar verdik. Paul yine dedektif kurumu arıyor. Bunu dinler dinlemez beni araman gerekiyor. Konuşmalıyız. O geri aramazsa belki karısı arar. Paul asla yanıt vermedi. Ancak o ve Paul'in polis istasyonuna ilk gelişlerinden 8 gün sonra Irina oraya tek başına döndü. Paul nerede? İş gezisinde. Meşgul, benim telefonlarıma bile yanıt vermiyor. Irina bana Paul'ün Washington DC'de çalıştığını, çalıştığı şirket adına pencere taktığını söylemişti. Onunla yüzleştik ve söylediklerinin yalan olduğunu ve yalanlarını kanıtladığımızı söyledik. Gittiğin dükkanlarda güvenlik kameraları olduğunu fark etmediniz mi peki? Bize her şeyi anlatman gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü hastanedeki o küçük çocuk onun bir anneye ihtiyacı olacak. Özgür ve hapis dışında olan bir anneye ve yalan söylemeye devam edersen sen oraya gideceksin. Tamam. Peki, anlatacağım. Sorgulamada bize yalan söylediğini belirtti. Bunların olduğuna inanamıyorum.
Sonunda bir anda çözüldü ve Paul'ün kendisine Faye'yi öldürdüğünü söylediğini açıklamaya başladı. Beni aradı ve ne yaptığını söyledi. Buna inanamadım. Eve geldi. Eline bandaj yaptım. Kanaması vardı. Artık elimizde Paul'ün bunu yaptığını itiraf ettiği biri vardı. Irina, kendini koruman gerek ve oğlunu. Paul nerede? O gitti. Irina bize onun ailesiyle birlikte JFK havaalanına gittiğini, Fransa'ya bilet aldıklarını söyledi. Onları havaalanına götüren oydu. Paul'ün babası daha sonra yolculuktan döndüğü halde Paul dönmemişti. Hastanede hasta bir çocuğu olduğunu biliyorduk. Onun için yalan söyleyecek kadar onu seven bir karısı olduğunu biliyorduk. Ancak tüm bunlara sırtını dönüp ülkeden kaçmasını beklemiyorduk. Bu bizi şaşırttı. Paul kaçak durumdayken, dedektiflerin onu bulmak için elindeki en iyi şansı ailesiydi. Paul Goldman'ın babası ve annesiyle konuşmamız gerektiğini biliyorduk. Evde birisi var gibi görünmüyor. Bay ve Bayan Goldman, Bucks County dedektifleri. Bay ve Bayan Goldman, lütfen kapıya gelin. Arkaya bir bakalım. Küçük bir pencere vardı. Banyo penceresi. Oradaki küçük delikten perdenin arasından baktım. Ve yerde bir şey gördüm. Ah dostum. Arkası temiz. İçeri girdik. Evde kimse kapıyı açmamıştı. Banyoya gittim. Banyo kapısını açtım. Kapalıydı. Ve Paul'ün babası ve annesini ölü halde bulduk. Orada jiletlerle bileklerini keserek intihar etmişlerdi. Paul Goldman'ın ailesi ölmüştü. Mike bak. Ancak geride bir not bıraktılar. Oğlumuzun işlediği suç bizim utancımız ve bununla yaşayamayız. Artık hayatımızın bir anlamı yok. Bunu yapmalarının sebebinin oğullarının cinayet işlemesinin utancı olduğunu söylüyorlardı. İntihar kararımızla ilgili kimsenin suçlanmasını istemiyoruz. Bunu çözmenin tek yolunun utandıkları için kendi canlarını almak olduğuna karar vermişlerdi. Pekala. Buradan çıkalım. Kendi kendimize şimdiye dek 3 kişi öldü. Bu ne zaman duracak diyorduk. Ancak şüpheleri Paul Goldman hala kaçaktı ve hayattaydı. Durum ciddileşti. Artık başka bir seviyeye çıkmalı, uluslararası insan avına geçmeliydik. Ve biz de bunu yaptık. Faye'in cinayet sebebi açık olmasa da, ailesinin intiharından sonra Paul'ün suçluluğu artık kesindi. Ve dedektifler Faye'in öldürüldüğü gece neler olduğunu bildiklerine emindiler. Paul o gün Faye'i takip ediyordu. Telefon kayıtlarında tüm öğlen orada olduğunu, telefonunu kullanarak onu aradığını da gördük. Faye ve diğer çalışanın binadan ayrıldığını görmüş olmalı. Diğer erkek çalışan sokaktan ayrıldığı anda Faye garaj yolunda tek başına kalmıştı. Ve o aşamada Faye'in karşısına çıkmak için bir fırsat yakaladı. Neden aramalarıma cevap vermiyorsun? Sen ne yapıyorsun gün aradım. Burada? Seninle konuşmak istiyorum Faye. Birisi duymayacak. İçeri girelim. Hadi. Ve binanın içine girerek konuşmalarına orada devam ettiler. Ve bir noktada tartışma büyüdü. İş yerime gelmene inanamıyorum.
Hey, bir saniye beni dinle. Şu an deli gibisin. Öyle bir şey yapmamalısın. Dinle. Beni çok korkutuyorsun. Çünkü aramalarıma yanıt vermiyorsun. Lütfen bana bağırmayı kes. Paul Goldman'ı tanıyan çok sayıda kişi bize öfkesini kontrol etmekte zorlandığını söyledi. Sakinleşmen gerek. Beni rahat bırak. İlk kutlama nedeniyle olmalı. Pastanın yanında bir bıçak vardı. O bıçağı almış olmalı. Hayır Paul. Hayır. Hayır. Onu defalarca kez bıçakladı. Kafasını yere vurdu. Otopsi raporunda yüzünde 2-3 tane kör darbe bulunduğu yazıyordu. Bu da Fey'in ölümüne neden olmuştu. Greenhomme, Fransa. Ailesinin intiharından 7 gün sonra Fransız dedektifler Paul Goldman'ın nerede olduğuna dair bir ihbar aldı ve sorgulamayı gerçekleştirdiler. Fransız yetkililer Goldman'ı Grenoble, Fransa'da buldular ve onu orada gözaltına aldılar. Kendi zihnimde onun adalete teslim edileceğine dair hiçbir şüphem yoktu. Onu ülkeye getirip mahkemeye çıkaracağımıza emindim. Ancak savcılar belgeleri hazırlarken davalarında son bir darbe aldılar. Sonra o gün geldi ve bize kendisini Fransa'daki bir hücrede astığını söylediler. İntihar etmişti. Onun sorumlu tutulmayacağını öğrenen herkes öfkelendi. İnsanlar bunu hazmedemedi. Gerçekten ne olmuştu? Sanırım bunu sadece iki kişi biliyor. Fay ve Paul. Açıkçası herkes yıkıldı. Kendini kötü hissetti. Ceset saymaya başlamıştık ve 4 ceset olmuştu. Hepsi de Paul Goldman yüzünden. Paul Goldman olması gereken yerde. Ama aynı zamanda adalet sistemiyle cezası verilseydi daha iyi olurdu. Paul ve Fay öldüğünden aileleri ve arkadaşları cinayetin gerçek sebebini asla öğrenemeyecekler. İnsanlar Irina'ya odaklanmaya başladılar. Topluluktaki pek çok kişi onu suçladı. Kocasına yardım ettiği için. Ama onu suçlayan pek çok kişi evliliklerinin koşullarını, iki aile arasında olanları bilmiyor. Bence Irina kocasından korkuyordu. Ve o hayli manipüle eden bir adamdı. Bence ondan korkuyordu. Paul'den korktuğunu söyledi. Oğlunun hastanede olduğunu biliyordu ve kendisine bir şey olursa oğluna kimsenin bakmayacağını biliyordu. Bu yüzden sırrını kendine saklamıştı. Irina Paul Goldman'ı korumakla suçlandı. Sonra suçunu itiraf etti ve bölge hapishanesinde 6 ile 11,5 ay hapse mahkum edildi ve bu cezayı çekti. Hepimiz Fay'i bir kurban olarak hatırlamalıyız. Adalet onun için yerini bulmadı ve asıl kurban oydu. Ve bu bir kitaptan çıkma trajik bir Rus öyküsü gibi. Ancak gerçek bir hikaye. Bu bir roman değil.